Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere motosikletle hem uzun yol hem de Avrupa'ya gelme konularını anlatacağım. Avrupa'ya motosikletle nasıl gelebilirim, nelere dikkat etmem gerekir gibi bazı sorular gelmişti. O yüzden ben de böyle bir video hazırlamaya karar verdim sizler için. Bu şişeyi o mu attı acaba, neyse. Bazen insanlar yola çöp atıyor, acayip oluyorum yani, neyse. Yeşillik güzel, hava sıcak, çok güzel bir gün. Şöyle etrafı da sizlere göstereyim. Ben de sizlere bu videoyu hazırlayayım. Hem de işinize yarar diye düşündüm. Şöyle orman yollarında, tarla yollarında sürelim. Yavaş yavaş, konforlu konforlu. Avrupa'ya gelecek arkadaşlara ilk önerim, öncelikle zihinsel olarak kendinizi yola hazırlamanız. Çok önceden başladım, bayağı zihinsel falan. Yani zihinsel açıdan derken, İki gün öncesine kadar böyle alkol falan almayın mesela, kafanız net olsun. Sonrasında sizi bu yolda bozabilecek yiyeceklerden de tabii ki uzak durun. Böyle balıklı malıklı şeyler belki yolda bozabilir insanları. O yüzden iki gün öncesinden dikkat etmeye başlayın. Mental olarak nelere ihtiyaç duyabileceğinizi de düşünmeye başlayın. Çünkü son anda düşünmeye başladığınız zaman kesin bir şeyler eksik çıkıyor, ama bir iki gün önceden başladığınızda düşünmeye neler getirmem gerekiyor, neler lazım olur diye bayağı bir işinize yarar. Çünkü son anda hazırlamak biraz problemli. Her zaman bir şey unutmuşumdur yani, son anda hazırladığım valizde falan. Bir de tabii ki benim önceki videolarımdan bir tanesinde Avrupa turuma çıkmadan önce ekipmanlarımı tanıtıyordum. Ve tabi Avrupa turunu bitirdikten sonra da bütün ekipmanlarımla ilgili yorumlarımı anlatmıştım. Onlar da sizin işinize yarayacaktır. O videoların da linklerini açıklamaya eklerim sizler için. Kıyafetimiz önemli. Çünkü yolda sürdüğünüz mevsime göre üzerinize düzgün bir ekipman olmalı. Yaz mevsiminde gidiyorsanız yaz mevsimine uygun bir kıyafetiniz üzerine mutlaka olmalı. Çünkü sağa sola bakmam gerekiyor. Burada stop yazıyor. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem, düz mü gitsem, düz gideceğim. Çünkü mesela şu an sıcak hava. Sıcak havada kışlık ekipmanla yola çıkmış olsam, yani bu bir turdan çok eziyete dönüşürdü. Çünkü terlerdiniz, rahatsız olurdunuz. Sürekli motosiklet sizi ısıtırdı. Bu sizin için büyük bir problem. Benim tavsiyem mevsime uygun, kaliteli, düzgün bir ekipman. Yazın çıkıyorsanız yazlık ceket ve pantolon, kışın çıkıyorsanız kışa uygun kalın bir ceket. Tabii şöyle de bir durum var, yani kışın yola çıkıyorsanız kışlık ceketiniz yoksa yazlık ceketinizi yağmurluk giyerek kullanırım diye düşünüyorsanız o da biraz problem. Hani içine kazak giyerim falan, o da biraz sizi rahatsız edebilir. Çünkü böyle üst üste kat kat giydiğinizde sizi bayağı bir rahatsız edebiliyor kıyafetler. Özellikle motosikletle yoldayken sadece bir iş gibi motosiklet sürmek oluyor yani. Motordan inip iki adım yürüyeyim gezeyim dediğinizde ter içinde kalıyorsunuz. O biraz problem. Bence her zaman ince termal içlik kış mevsimi için. Yaz mevsimi için de güzel ince tişört pamuklu olabilir ceketin altına. Genelde bazı arkadaşlar ceketsiz sürmeyi tercih ediyorlar. Sonra amele yanı oluyor kollar tabi. Enseler, kollar. Ben kesinlikle yaz mevsiminde de yazlık ceketle gidilmesini, sürülmesini tavsiye ederim. Aksi halde yanıklar veya kaza anında üzerinizde, vücudunuzda oluşabilecek hasarlar. Çünkü bilmediğiniz bir trafikte sürüyorsunuz. Bu sizi aksi yönde etkileyebilir, biri çarpabilir veya yanlışlıkla tramvay yoluna falan girebilirsiniz. Burada biraz anormal Avrupa'da tramvay yolları, yolla birleşik. Türkiye'de çok sık görmediğimiz şeyler. Virajda bisikletler sollanmaz kanunen. Aslında bu da yasak. Ben mesela sollamadım ama arabacı solladı. Virajın içini görmüyorsunuz. Çünkü bir traktör, kamyon da gelebilir. Burası çiftliklerle dolu. O yüzden dikkatli olmak, her zaman defensif sürmek, yani savunma pozisyonunda sürmek, herkesin diğerlerini yapacağı hataları tahmin etmek her zaman önemli. Özellikle başka ülkelerde. Çünkü bazen ben Hollanda'da yaşıyorum bu arada, bilmeyen arkadaşlar için tekrar hatırlatayım. Bazen insanlar, birçok insan çok güzel sürüyor ama trafikteki, özellikle Rotterdam'daki bazı şehirlerde insanlar, yani başka ülkelerden gelen insanlar, trafik kurallarını biraz bilmeyen insanlar
Türkiye'deki Apache'lerden çok daha fena sürüyor yani. Kıyaslamak gibi olmasın da cidden fena sürüyorlar. Yani adamı öldürürler kısacası. Bir de dünyanın en hani trafik kuralları vesairesi iyi olan, trafik durumları iyi olan ülke yani, öyle söyleyeyim. Ona rağmen problem. Tabii insan, siz yola çıktığınızda da buradan sağa gitmeyi deneyeceğim. Yok, neyse düz gideceğim. Oradan şehrin içine bir yere gidiyordu. Ben bu orman köy yollarında kalmak istiyorum. Problem yaratabilir. Arkasından neye ihtiyacınız olur? Motosiklet, motosikletinizin bakımı. Yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerinizin diş derinliğine bakın. Bir yasal bir düzenleme var. Avrupa'da genel olarak var ama Hollanda'da sanırım minimum 3 milimetre mi öyle bir şey, bir diş derinliği olması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde motosikletinizi çekebiliyorlar. Öyle bir olay var. Şöyle dikkatlice geçelim. Patenci arkadaşımız ayağa kayabilir, önümüze düşebilir. Bu tip şeyler hep bizim düşünmemiz lazım. İnsanlar burada özellikle hiç sağına sola bakmadan bisikletle yola atlayabiliyorlar. Karşıya geçecek olur. Motorun zaten sesi çok az. Motorumuzun yağını, suyunu, yanımıza eğer mümkünse bir lastik tamir kiti aksilik olursa diye. Eğer benim param var abi, kafama göre takılıyorum derseniz Avrupa'da geçerli bir sigorta, yani çekici hizmeti, ne diyorlar, tam ismini unuttum ya. Kolay yani, telefon ettiğinizde motorunuz bozulduysa sizi gelip kurtarıyorlar yani, kurtarıcı. Bir başka bir isim vardı ama hatırlayamadım. Hatta bununla ilgili izleyen arkadaşlar, bildikleri şirketler varsa yazabilirler. Ben de birkaç tane yoruma bırakacağım. Çünkü yoldayken bir şey olduğu zaman bütün tatiliniz, geziniz sıkıntıya girebiliyor. İnsan biraz üzülebiliyor. Motorunuza bir şey olabilir. Lastiğiniz patlayabilir. Lastiği nispeten tamir ettirmek kolay. Veya lastik tamir kitiyle kendiniz de rahatlıkla tamir edebilirsiniz. Ama diğer türlü sizin tamir edemeyeceğiniz motorla ilgili bir problem olursa, ki sizin o motoru bir de Türkiye'ye geri getirmeniz mecburi olacaktır. O yüzden bir sigorta işinizi görür. Kasko sanırım. Kasko olması lazım. Aynen. Avrupa'da geçerli. Burada da mesela ANVB diye bir sigorta var. Onun da çekici hizmeti vesaireleri var. Ben Avrupa turu yaparken sanırım 300 euroydu tabii 4 sene önce. 300 euro civarında bir ödeme yaptım. Ödeme yapmıştık. O da hem otomobil hem de motosiklet için diye. Yani nerede kalırsan kal Avrupa içinde biz sizin kurtarıyoruz diyorlardı. Bu bayağı güzel bir hizmet. Arkasından motorumuz tamam. Her şey güzel. Lastiklerimiz yerinde. Lastiklerde bir problem yok. Değiştirdiniz ve bakımını yaptınız. Bir de bir tavsiye, lastiğinizde fitil varsa, yani daha önce tamir edildiyse, onun yama yapılması çok daha sağlıklı olacaktır. İçten yama yapıyorlar lastiği söküp. O çok daha güvenli oluyor. Çünkü diğer yandan lastiğiniz ısındığı zaman üzerindeki fitil yavaş yavaş yerinden çıkabiliyor. Yapıştırıcı ne kadar etkili olsa da yerinden fırlayıp sizi yolda bırakabilir. Burası da gördüğünüz gibi tren yolu. İki raylı tren yolu geçişi. Şöyle sağa sola ben her zaman bakıyorum. Bazen böyle tam ortasındayken, mesela geçerken bir keresinde bisikletle tam ortasına geldim. Bir anda alarmlar ötmeye başladı. Hani tren geliyor hesabı. Hemen geçtim ama insan bir geriliyor tabii tren yolundan geçerken, ne yalan söyleyeyim. Muhtemelen yakında Belçika'ya gireriz. Şu anda ben Hollanda sınırındaki bir şehirde yaşıyorum. Az ilerisi Belçika. Yani bu şu demek oluyor. Orada şu an benim yaşadığım ülke Hollanda'da hız limitleri gün içinde 100 km iken Belçika'da hız limitleri 130 km, 120 km otobanda. Yani bir sınır geçtiğinizde, ki o sınır dediğim şey de şöyle yerde bir çizgiden ibaret. Herhangi bir sınır yok biliyorsunuz Avrupa ülkeleri arasında, bazıları hariç. Mesela bazılarının arasında ufak tefek sınırlar var, kontroller var. Ama Hollanda ile Belçika arasında kesinlikle hiçbir şey yok. Böyle aşağı mahalleye gider gibi geçebiliyorsunuz. O yüzden gideceğiniz ülkelerin de kurallarını araştırmanızı, en azından Türkiye ile olan farklarını araştırmanız önemli. Burada mesela şehir içinde yerde özel bazı çizgiler var, oklar var. Oklar size değil, diğer tarafa bakıyorsa sizin önceliğiniz var. Ama aksi halde şöyle elimizi yapalım, selamımızı verelim. Selam veriyor motorcu arkadaşlar. Genelde harleyiciler pek selam vermez ama bu insaflı çıktı. Sağdan gelenlere aksi halde, mesela şu yerde göreceksiniz şimdi, şöyle çizgiler varsa onun bana yol vermesi lazım. Ama o çizgiler yoksa
ve şehir içindeysek 50 kilometrelik yoldaysa onun yol önceliği var. O zaman o önüme geçiyor. Yani benim ona yol vermem gerekiyor. Ben ilk geldiğimde bu konuda afallamıştım. O yüzden size de öncesinde birazcık trafik bilgisini araştırmanızı öneririm. Mesela bazı ülkelerde, Bosna'da ya da o aralarda bir yerde, Sırbistan'da mı ne, yeşil yelek mecburi. Yani yolcunuz içinde, kendiniz içinde yeşil yelek bulundurmanız gerekiyor. Bu bir mecburiyet. Burası nasıl bir yol? Hiç gelmediğim bir yol. Bakalım nereye çıkacak. Olayın da tadı burada zaten. Şöyle gidiyorsun ama neresi yol bilmiyorsun. Telefon tutucu ve motosikletinizin üzerine koyacağınız güzel bir şarj istasyonu. Telefon tutucunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bayağı güzel bir virajmış burası. Telefon tutucu çok önemli. Özellikle mesela ben Quadlock kullanıyorum. Bunun arkasında vibrasyon önleyici bir parça var. Vibrasyon önleyici parça da telefonunuzun kamerasını koruyor. Google Maps kullanmıştım. Ama Google Maps'i internet aracılığıyla değil, offline haritaları indirerek kullanmıştım. O bayağı işimi görmüştü. Şarj konusuna neden hemen önce geldim? Çünkü Google Maps'i sadece internetsiz ve GPS ile kullandığınız zaman inanılmaz şarj yiyor. Yani hemen telefonun bataryasını bitiriyor. Sürekli şarja takılı tutmanız gerekiyor. Bayağı önemli. Bir de tabii ki amper meselesi de önemli. Yani şarj cihazı okey güzel ama yüksek amperli bir çeviriciniz olması lazım. Yani her öyle kafanıza göre taktığınız USB soketi süper şarj etmiyor. O zaman ne oluyor? Siz kullanıyorsunuz cihazı, aynı anda onun yaptığı amper gücü yetmiyor. Mesela bunun önceliği yok. Yüksek kaldırımdan geliyor. Benim önceliğim var. Sürekli kullandığınız için amper de düşük olursa şarj aletini, bu sefer kullandığınızdan daha çok tüketiyor ve telefon kapanıyor. Bu da sizin yolda başınıza gelmesini hiç istemeyeceğiniz bir şeydir ki hiç eğlenceli değil. Başıma geldi. Tavsiye etmem. Özellikle bazı yerlerde GPS'in de kafayı yediği yerler vardı. Mesela Avusturya'da gittiğim bir yerde daha bayağı bir dağa tırmanmıştım. Yani Google Maps'in yaptığı bana en büyük ihanetlerden biriydi. Bayağı yüksek bir yere tırmanmıştım oradan böyle, ama müthiş bir manzaraydı tabii ki. Yani Avusturya'nın dağlarını görme fırsatı buldum. Ama böyle dediğim şey, burası neresi ya demiştim. Bir de orada şöyle evler var, köy evleri var, bomboş. Kasabalar da bomboş. İnsan yok. Ya diyoruz benzinimiz yok, benzin alamıyoruz falan. Bir de benzin istasyonu bulamadık orada. Bayağı aksiyonlu geçmişti. O yüzden benzin, her zaman benzin istasyonlarını da gideceğiniz güzergahta belirlemenizi tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli bir şey. Yani böyle tur yapmak, yani hala aklımdan geçiyor. Böyle uzun bir tur yapsam mı, geçsem mi diye. Mesela bakın önünde oklar var. Durdu. Tabelaları da biraz bakarsanız iyi olur. Mesela bazı yerlerde dizel araçların giremeyeceği ile ilgili de uyarılar bulunuyor. İşte şu saatle şu saat arası şu araçlar giremez diye. Özellikle dizel olmasına gerek yok. Biraz eski araç bile olsa size mektup geliyor hemen. Bir kere Belçika'da başıma geldi. Kendi BMW otomobilimle, ki çok eski olduğunu düşünmüyorum, 2007 model falan. Bir sokağa giriş yasakmış belli bir saatten sonra. Tabelada varmış. Oradan mesela mektup geldi, bilmem ne kadar euro ceza buraya girdiniz diye. O yüzden biraz trafik tabelalarını da okusanız hoş olur. En azından bu ne ya deyip bakıp Google'lasanız bile olur yani. En önemli nokta maddi kısmı işin. Maddi kısmı konusunda ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. En kötü ihtimalle cebinizde nakitiniz olmalı ve kredi kartınız olmalı. Neden kredi kartı? Ben kredi kartı kullanmıyorum genelde ama kredi kartı önemli çünkü bazı yerlerde nakit kullanamıyorsunuz. Özellikle otomatlarda nakit kullanamıyorsunuz ve Türkiye'deki ATM kartı asla geçerli olmuyor. Onu da kullanamıyorsunuz. O da problem. Ben geldiğimde bütün param normalde ATM'deydi. Yani normal ATM kartımdaydı. Bir baktım çekemiyorum parayı. Bir sürü uyarı veriyor. İşte engelliyor. Bir sonrasında da çekemememin yanındaki nakitle anca idare edebildim. Sonra bir yerden küçük parça parça her bulduğum ATM'den çekmiştim. Kesinlikle önerim %50 cebinizde bulunsun. Biraz kredi kartıyla, biraz nakitle halledersiniz. Genelde çok fazla nakit kullanılmıyor benim yaşadığım yerde. Yani Hollanda'da nakiti bulundurmasanız bile olur. Yani adam gibi kredi kartı olsun. Hiç uğraşmayın yani.
her yerde geçiyor. Her türlü makinede, otomatta, benzin alırken, alışveriş yaparken her yerde geçerli oluyor. Motosikletimizin zincir sağlığı da önemli. Diyelim ki zinciriniz biraz eski, ben olsam yola çıkmadan değiştirirdim. Çünkü Avrupa turu bittiğinde benim yola çıktığım zincir, motosikletin zinciri çok iyi durumdaydı. Ama tur bittikten sonra zincir bildiğiniz lastik gibi esnemişti. Çünkü neden? Hem iki kişi sürüyorduk hem de çantalar vesaireler, ağır yükler de vardı. Ne oldu? Bu kadar yük gelince amortisör zıpladıkça zinciri uzattı. Ben hatta çok agresif de sürmedim yani. Bildiğiniz normal Varadero ile gittim. Honda Varadero 1000cc olan çift silindirli. Ama o motorda mesela şu çok beni yormuştu. Gaz kolunu sürekli açık tutma problemi bayağı acayipti yani. Çünkü normal şartlarda bu motorda cruise control var. Düğmeye basıyorum mesela, deneyelim. Şu anda mesela cruise control aktif. Herhangi bir gazı açmama, elim böyle sürekli tutmama gerek yok. Sağ elim yorulursa sol elimle şöyle tutuyorum. Hangi motor olursa olsun, ama en konforlu motor olsa bile en kötü ihtimalle biraz kollarda, bileklerde uyuşma yapıyor yani, en iyisi bile olsa. Çünkü titriyor yani, motorun doğası bu, titreşim kaçınılmaz yani. Bu 4 silindirli bir motor, Kawasaki Versys 1000, 4 silindirli bir motor ama yine de o belli bir titreşim oluyor 100-120 kilometrelerde. İlk anda rahatsız etmese de böyle bir titreşim konusu oluyor. Şöyle yavaşça yaklaşalım yayaları ürkütmeden. Tabii ki yanımıza alacağımız eşyalar. Eşyalarla ilgili ben birinci önerim kulak tıkacı. Kulak tıkacı çok önemli bir olay. Çünkü neden? Sürekli 100-120 kilometrelerle seyredince ne oluyor? Belli bir süre sonra bütün süreç boyunca, sürüş boyunca 80 ve 90 desibel gürültüye maruz kalıyorsunuz. En iyi kask bile olsa, en iyi kaskta bile bu gürültüye maruz kalıyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? Motosikletin indikten sonra da sürüyormuş gibi gürültü yaratıyor kulağınızda bu. Bunun için ben Alpin kulak tıkaçlarını kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki bu durumun sebebi de şu. Ben biraz aşinayım bu muhabbete. Çünkü sürekli kulak çınlaması oluyor bende de. Çünkü daha önce çalıştığım iş yerinde biraz gürültüye maruz kalmıştım. Oradan biraz tecrübeliyim. Şöyle gidelim bakalım. Buraya gidelim. Sürekli gürültü duyduğunuz zaman, sürekli sesli bir yerde olduğunuz zaman bu sefer kulaktaki hücreler diyor ki sürekli ses var, ses var diyor. Ve o hücreler artık o kadar çok maruz kalıyor ki bu sese, ses olmasa dahi o ses varmış sinyalini beyne gönderiyor. Yani o yüzden de kalıcı sağırlık diyorlar buna genelde. Kalıcı duyu problemi olabiliyor. Tabii ki tam olarak sağır olmuyorsunuz ama belli bir yere kadar ki sesleri, yani çok sessiz biri bir şey söylese size, efendim ne dedim falan oluyor yani devamındaki muhabbet. Sürekli hı demektense bir kulak tıkacı takmak bence çok önemli yani. Kesinlikle motosiklet konforunu, motosiklet sürmenin konforunu kulak tıkacını taktıktan sonra keyfine vardım diyebilirim. Avrupa turumda da kulak tıkacıyla gezdim. Başım ağrımadı. Fazla yorgunluk hissetmedim. Sadece biraz gezdiğim zamanlar hava sıcaktı. O sıcaklık biraz beni rahatsız etmişti bir keresinde. Tabii o zaman üzerimde yine yazlık ceket olmasına rağmen özellikle İtalya'nın sıcağı acayip kazıktı. Bayağı pişirmişti beni. Ama yine de tişörtle sürme işine girmedim yani. Tişörtle sürme işi çok riskli. Başka neler anlatabilirim? Valdez çok önemliydi. Koltukta yumuşak böyle jelsele. Özellikle ben Varadero kullandığım halde, yumuşak koltuğu olduğu halde bayağı bir fark ettirmişti. 3000 kilometre yakın yol yapmıştım. Günde böyle 7-8 saat sürdüğüm olmuştu. Bazı günler böyle rotayı tutturalım diye. Ama genelde günlük böyle 3 saat civarı yeterli olur yani. 3 saat 4 saat aralıksız sürüş yeterli olur. Ne güzel motorlar var millette ya. 4 saatin üzeri artık böyle ameleliğe dönüşüyor gerçekten. 4 saatten sonrası. Ki bir de süreceğiniz rota bana kalırsa otoban olmamalı yani. Böyle arayollar, güzel arayollar keşfetmek lazım. Yoksa otobanda gitmek, yani Türkiye'nin içinde de aynı şeyleri yapabilirsin aşağı yukarı. Ben biraz otobanlardan gitmiştim. Zamanım kısıtlıydı. Tatil süresi kısıtlıydı. O yüzden otobanlardan dümdüz gitmiştim. Hatta öylesi öyle ki Almanya'da hiç durmamıştım. Hollanda'dan Çek Cumhuriyeti'ne aralıksız, duraklamasız gitmiştim. Koca Almanya'yı bir günde geçmiştim. Tabii yorgunluğu da o biçim oluyor. Onu da bana sorun. Wildest jel ve havalı olan versiyonu bayağı kullanışlıydı. Jel. Şu an mesela Kawasaki versiyonun koltuğu da sert biliyorsunuz.
bu tip motosikletlerin koltukları arkadaki lastiğin kaymasını vesairesini hissedebilmemiz için sert yapılıyor. Çünkü bu agresif bir motor. Bir yandan 4 silindirli çok güçlü bir motor. Sport Touring olarak geçiyor. O yüzden arka tekerleğin kaymasını anlamamız için koltuk sert. Bu yüzden de rahatsız oluyor. Özellikle uzun yolda gidiyorsanız, çok uzun saatler sürüyorsanız ben 40 dakikadan sonra ağrı hissetmeye başlıyorum yani bu motorda. Ama Wildes'i koyunca tabii onun havasını biraz indirmeniz gerekiyor. Aksi halde frene bastığınızda öne yığılma veya gaza bastığınızda arkaya gitme durumları oluyor. Ön tarafta mümkünse camı olan veya takılabiliyorsa cam takabileceğiniz bir motor olursa efsane olur. Çünkü diğer türlü rüzgar vücudunuza çarptığı zaman bayağı bir yorucu oluyor. Kesinlikle önünde cam olan bir motor tavsiye ederim. Motor tabii biraz seçim yani sizin tercihinize kalmış. Racing motorla da çok uzun yollar yapan arkadaşlarım var. Yani bayağı bir gidiyorlar. Ben şahsen racingle uzun yol hiç zevkli olacağını düşünmüyorum. Ama tabii basıyorsanız, Almanya'da bir yerlere gidiyorsanız başka mesela, Almanya'da basa basa gezersiniz. Tavsiyem stoplarınızı, duraklama yapacağınız noktaları da önceden belirlemek. O zaman belirlemediğinizde şöyle bir şey meydana geliyor. 2-3 saat sürüyorsunuz, 4 saat sürüyorsunuz. Tamam ya, ben şuraya kadar gelmişim ve 1-2 saat daha sürüp şuraya kadar daha gideyim deyip böyle artık şey yapmaya başlıyorsunuz. Daha da sürüyorsunuz. Bu sefer gittiğiniz lokasyonda gezeceğinize uyumakla geçiyor. O yüzden çok fazla böyle uzun aralıklarla uzun sürüşler yapmamanızı tavsiye ederim. Stopları belirleyin, kalacağınız yerleri. Oralarda stop yapın, kalın. Dinlenin ve gezin yani. Olay zaten gezmek. Takın ayağınıza spor ayakkabılarınızı. Gezin. Bir de Türkiye'den mesela bazı arkadaşlar YouTube'da görüyorum. Yola çıkmadan önce mesela yurt dışında pahalılık var birazcık daha. Şimdi TL Euro bazı paritesi ne oluyor? 18. 1 Euro 18 TL gibi bir şey şu anda. Böyle olunca da siz dışarıda marketten bir ekmek alayım dediğiniz zaman 10 katına geliyor yani gerçekten. Kazık oluyor. O yüzden bazı bozulmayacak şeylere ben olsam çantama atar öyle gelirdim. Çünkü bir miktar sizi götürürdü en azından. Yani iki öğününüzü karşılasa getirdiğiniz şeyler bir miktar daha cebinize para kalırdı. Bu şekilde de önceden hazırlayabilirsiniz. Özellikle ben bunu İsviçre'de çok fark etmiştim. İsviçre'de normalde Hollanda'da bir McDonald's menüsü böyle bir 10 euro falanken İsviçre'de bir menü aşağı yukarı kişi başı 20 euro civarındaydı. Ciddi pahalıydı. Yani o ülkeye gidecekseniz çok güzel. Yani doğası müthiş, yolları müthiş, her şey çok güzel bir ülke ama o fiyatlar, pahalılık, bir de tabii ki yabancılara biraz farklı gözle bakıldığı kısmı hariç güzel bir memleket. Yani ben özellikle kendim adıma konuşayım, zamanında ben gittiğimde artık oteller o kadar pahalıydı ki, şöyle basalım, otel fiyatları o kadar pahalıydı ki daire kiralamıştım. Yani böyle bir güzel bir semtte bir daire kiralamıştım. Yani 2-3 gün için daire kiralayabiliyorsunuz. Böyle online bir siteden alıyorsunuz. Otel gibi yine. Airbnb usulü ama daha yasal bir versiyonuydu. Booking'den yapmıştım. Kiralıyorsunuz. Ben hatta benim adıma kiralamıştık. Benim de o zaman tabii Türk pasaportumla kiraladık. Türk olduğum belli, ne olduğu yazıyor. Ertesi sabah kapıya direkt sivil polis gelmişti. 2 tane. Biz tabii yanımdaki eşim işte kendi pasaportunu gösteriyor. Bakıyorlar Hollandalı, tamam. Pasaportun kapağını bile açmıyorlar. Zaten biliyorlar kimin orada olduğunu da. Sonra geliyorlar, Türk pasaportu alıyor, açıyor, resmini çekiyor falan. Hani ne sebeple buradasın yani diye geliyor aslında. Sonra sorduğumuzda hani niye böyle bir ziyarette bulundunuz diye sorduğumuzda onlar da bu binada işte kötü adamlar var, biz onları arıyoruz falan filan diye geçiştirdiler komik bir şekilde. Gerçekten komikti yani. Diyecek bir şey yok. Adamlar istemiyorlar yani buraya birinin çökmesini. Hani adamların düşüncesi de şey, ya biri gelir de göçmenlik pozisyonu olur. Bu bahsettiğim olay da bu Suriye meselesi falan patlamadan 1000 sene önce, yani en az 4-5 sene önce, belki 4 sene önce aşağı yukarı. Bayağı bir eski muhabbet. O zaman bile bu kadar titizlerken şimdi düşünün yani neler yapıyorlardır. Gözünüzü korkutmasın ama kağıdınız, küreniz tamsa kesinlikle geri vites yapmayın. Yani hiç problem olmaz. Bir diğer mesele ise
Tabii ki vinyet. Vinyet, vinyet diye yazılıyor herhalde. Nasıl yazılıyor hatırlayamadım tam. Onu onun kullanıldığı ülkeler var. Mesela örnek veriyorum, neresi? İsviçre'de var, Çek Cumhuriyeti'nde var. Bir de bir ülkede daha var o aralarda. Romanya'da mıydı? Bir yerde daha var. Gideceğiniz ülkeye göre kesinlikle vinyet olaylarını, fiyatlarını araştırın. Özellikle vinyeti gişeden alırsanız, yani bir şahıstan alırsanız para ödeyip, size çok daha yüksek bir tarife uyguluyor. Bu sizin bayağı bir zararınız olur yani. 10 euroysa 15-25 euro falan söylüyorlar. O yüzden kredi kartıyla vinyet satan o yerlerde otomatlar oluyor. Bu genelde İsviçre'de falan olmaz da diğer ülkelerden birindeydi. Tam hatırlamıyorum. Bulgaristan'da mıydı, orada bir yerde. Otomatlardan alırsanız 15 euro ya da 10 euro ama bir gişeye gittiğiniz, gişede dediğim şey yani böyle büfe gibi bir yer. Oradan alırsanız çok daha kazık fiyata veriyorlar. Çünkü biliyor adam yani, mecbur, kredi kartı yok bunun, bu enayinin diyor. Mecbur nakit de alacak diyor. O yüzden kredi kartı kesinlikle yanınızda bulundurun gideceğiniz ülkeye göre. Bir diğer durum ise para bozdurma konusu. Para bozdurma konusunda da arkadaşlar gideceğiniz ülkenin oranlarını internetten araştırın. Eğer bulabiliyorsanız kendi ülkeniz, yani Türkiye'de bu parayı alın. Euroysa, dolarsa. Ondan sonra gidin. Çünkü o ülkede gittiğinizde bazen turist olduğunuzu anladıkları zaman oranı biraz farklı yapabiliyorlar. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde bunu yaşamıştım. Çek Cumhuriyeti'ndeki adamlar ekranda, camda işte sallıyorum 1 euro bilmem kaç, 5 onların para birimi ise, siz ona 1 euro veriyorsunuz, 2,5 onların birim veriyor mesela, yarı fiyatına veriyor. Öyle şeyler olabiliyor. Ben bunu Çek Cumhuriyeti'nde birebir yaşadım. Bir de itiraz ettiğinizde de zaten sana diyor ki işte vergisi bilmem nesi diye sallıyor bir şey. Zaten turistsin, böyle bir mücadele de edemiyorsun. Bunu bir 5 euro vererek test etmiştim zamanında. Kesinlikle siz de öncesinde küçük bir miktar bozdurup adamların kazıklayıp kazıklamadığına bakın. Ondan sonra büyük miktarda paranızı bozun. Veya birçok ülkede zaten euro geçerli oluyor ama adamlar şey yapıyor yani, euroyu yine onların para birimine, böyle restoranda sallıyorum, restorandayken yine öderken yüksek orandan bozuyorlar yani. Biliyor ki bunda bizim para birimimiz yok, turist zaten, 5000 liraya bir tost yesin, sıkıntı yok diyorlar yani. O yüzden buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. İyice gezdik buralarda. Bakınız bu önümü atladı. Problem yok. Hızım düşüktü. Görmüyorlar ya. Görmemeleri normal çünkü uzak. Ya motosiklet küçük bir alet. Bir de çok hızlı yer değiştiriyor. Trafik kuralları önemli ya. Çünkü ben İtalya'da bir tek trafik cezası yemiştim. İtalya'dan direkt mektupla göndermişlerdi. Bir de yabancı plaka işte, o İtalya'da Hollanda plaka, hiç affetmiyor adam, gönderiyor hemen. O yüzden Türk plakalıları da hiç gözünün yaşına bakacaklarını sanmıyorum. Kesinlikle trafik kurallarına uyun, hız yapmayın. Çok yerde radar var. Özellikle İsviçre'de böyle bildiğiniz sokak arasında kocaman radar vardı yani, böyle dersin ki ya oha ne alaka dersin ya. Böyle mahallenin arasında radar, demek ki orada çok hız yapıyorlarmış. O yüzden böyle, bir de hatta oradaki kurallara göre sizin eğer hız yaparsanız elinizden motosikletinizi de alıyorlar, eğer tehlikeli sürerseniz. Aynı zamanda da sizden, şuradan gidelim, mahalle arasına girdim yanlışlıkla, sizden ne yapıyorlar, maaşınız yani yıllık geliriniz kadar da ceza kesiyorlar size. Tabii bu Türk vatandaşları için nasıl olur bilmiyorum yani, yapamazlar muhtemelen de. Yine de en kötü ihtimalle el koyarlar, hapse atarlar, bir şey yaparlar. Trafik kurallarına her zaman uyun. Tabii Avrupa ülkelerine geliyorsanız da yeterli İngilizce seviyesi aranır. En azından basit bir iletişim kurabileceğiniz kadar. Birçok yerde, İtalya'da özellikle birçok yerde gişe var. Yani İtalya'dan sonra Türkiye'ye kadar birçok ülkede böyle gişeler var. Türkiye'deki gibi önce gişeye giriyorsunuz, bilet alıyorsunuz, sonra çıkışta ödüyorsunuz. Orada da mesela ödemede kredi kartı ihtiyacınız olabilir. Nakit ödeniyor çoğunda tabii ki ama bazen adam olmuyor ya falan, bir saçma sapan şeyler olabiliyor. Kapıyı açtırmak için illa bir ödeme yapmanız gerekiyor, yoksa kalıyorsunuz orada. İngilizce konusu da burada devreye giriyor. Bu sefer düğme oluyor genelde o bölgelerde. Basıyorsun, hani sorabiliyorsun nedir, açsana kapıyı falan diye. Bazı yerlerde İngilizce bilmeyenler de oluyor. Mesela İtalya'da Venedik'te İngilizce bilmeyen o güvenlik görevlileri vardı. İngilizce bilmiyorlardı. İtalya'da da Venedik adasında köprü var bu arada. Köprüyle gidiyorsunuz.
şöyle çıkalım yola. Köprüyle geçiyorsunuz. Sonra otoparka bırakmanız lazım aracınızı. Otoparka bıraktıktan sonra işte gideceğiniz yere kayıkla falan gidiyorsunuz. Oradaki güvenliklere soruyoruz. Otopark nerede, şu nerede, bu nerede? Adam İtalyanca cevap veriyor. Biz de İtalyanca bilmiyoruz yani. King communal parking for you motor. Okay, can you communal parking? Sim. Sim. Communal parking. Here, madam. Nura. There. The light. Okay. Yes. And then how do we go? Go. Ben ne anlarım İtalyancadan yani. El kol hareketleriyle anlaştık yani bir şekilde. Komikti. Videosunu belki bulabilirim. Arşivden de koyarım yani araya inşallah bulabilirsem. Öyle arkadaşlar. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bu arada Instagram'da beni takip etme, Instagram, Facebook ve YouTube'da beni takip edip abone olmayı unutmayın. Şöyle yanlış yere de gideyim. Yanlış yerden döndüm. Neyse şuradan U yaparım. U yapılmaz yazmıyor mesela. Polis çevirse diyebiliriz bunu yani. Şuradan kaçak yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bu konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın videoya. Birisi şuraya vinyet yapıştırmış ya. Oha. Ya da ben yanlış mı görüyorum? U dönüşü yapan motorcuabi.com. Oh, serinledim. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim. Oh, tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.